السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمت لدنيا الرمز allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sıfatlarından ve onunla ilgili konulardan bahsediyoruz. İmam-ı Rabbani Kudüsesi Ruh Hazretlerinin mektubatından sıralı dersimize devam ediyoruz. Üçüncü cildin on yedinci mektubundayız. On dokuzuncu sayfa bu eski baskı ile allah Teala ve Tekaddes Hazretleri meclisimizi ilim meclislerine ilhak eylesin. Fazl-ı Kerem ile birçok ecru metubata nail eylesin. Amin. Bu meclisler feyizli, bereketli meclisler, ilim meclisleri allah Teala buralardan Yani bu dersler bittikten sonra bu ders yapılırken yan feyizlerden, bereketlerden, nurlardan bir şehhabe, bir bulut peydah ediyor. Bulut halk ediyor, yaratıyor. Tabi o izlemekle görülmeyebilir şu anda. Ve bu ilim meclislerinin ayet hadis okunan bu meclislerden hasıl olan o bulut allah Teala'nın hidayetini dilediği insanların üzerine gidiyor, gönderiliyor ve oraya rahmet yağmur ilka ediyor. O bereketle bir ilim meclisinin bereketiyle allah Teala kimlere hidayet yaratmak istiyorsa dünyanın neresinde Afrika'da mıdır, Asya'da mıdır, Rusya'da mıdır onu Allah bilir. Oraya buradan bulut gönderiyor. O bulutun yağdırdığı rahmetle oralardakileri de Allah hidayet ediyor. Kimin hidayetini murad ettiyse. Fakat dünyanın neresinde Müslüman olan varsa, imana gelen varsa, hidayete eren varsa mutlaka bir ilim meclisinde bulunanların feyizlerinden, nurlarından hasıl olan o bulutlardan birinin yağdırdığı rahmet sebebiyle oluyor. Yani nasıl bir meclisteyiz ona göre hesabımızı güzel yapalım. Tazim edelim, değer verelim, değer görelim. Allahu Teala'dan bahsedilen bu meclislerin değeri büyüktür. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz Mevla'nın rüyetini, görülmesini anlatıyor. O konuya girdi burada. Ve yara subhanehu'l mu'minun Müminler Allahu Teala'yı görecek. Fil cenneti cennette. İnşallah biz de görenlerden oluruz. Cennetine girenlerden. Cemalini görenlerden. Rızasına erenlerden. Rabbim olmayı nasip eylesin. Evet, bu itikatta böyledir. El sünnet itikadında böyledir. Ama bi unvanılla, kelifi ve la misliyi bir o görmek şekilsiz olacak. Misilsiz olacak, benzersiz olacak, eşsiz olacak. Çünkü Allah Teala'nın şekli olmadığı için onu görmenin de şekli yok. Bunu bir şekilde ne yapamıyoruz, tarif edemiyoruz. Ama inanmak inanıyoruz. emalide hakaitte ne diyor? Yarahul müminun bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali. Müminler Allahu Teala'yı nasıl görecek? Şekilsiz. İdrak yok. Ne demek idrak? İhata. Yani kavramak yok. Şimdi siz beni görüyorsunuz. Bütün cihetlerimden efendim üstüm, sağım, solum hep meydanda. Yani bitiş noktaları görülen noktada Gördüğünüz şeyin efendim ebadı sınırlı. Allahu Teala'yı gören böyle bir sınırlamayla göremeyecek. Kavrama yok. Görmek var da idrak yok. İdrak ihata manasına, ihata kavrama, kuşatmak manasına. Yani gördüğün şeyin dört tarafından bitiş noktalarını görüyorsun ya o kavramak oluyor. La Gözler onu idrak edemez. Bak göremez demiyor. İdrak edemez ne demek? kavrayıcı şekilde göremez. Ve ve absar, o bütün gözleri idrak eder, kavrar. Onun için şekil yok, kavrama yok. Dar bir misal, bir teşbih, bir benzetme yok mesela. Görene sorsan, neye benzettin? Hiçbir şeye benzetemeyecek. Görmenin tadını tadacak, lezzetini hissedecek. Fakat teşbih edeceği, benzeteceği hiçbir şey olmayacak. Bu farklı bir olay. Ama ehl Sünnet'e göre Mevla'nın görülmesi haktır. Bu bizim ehl Sünnet itikadımızdır. Yalnız dünyada görülmesi mümkün ama vuku yok. Kimseye rast gelmedi. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmesi Miraç gecesinde vuku buldu ama o cennete girdi oradan gördü. Cennetten gördüğü için dünyadan görmüş olmadı. Cennete girdiğine dair zaten sahih hadis-i şerifler vardır. Cennete gittiği vakit oradan da görmesi efendim kabul edilir bir şeydir. Fakat dünyadan görmüş olmadı. Ama dünyada da görülmesi muhal değil. Yani imkansız bir şey değil ama o ki bu kadar peygamberler göremedi. Musa Aleyhisselam'a bile len terani sen asla ben göremezsin buyurulduysa artık e, kimsenin bu işe heveslenmesine bir yoktur. Çünkü bunun vuku yok. Gerçekleşmedi hiç dünyada. Ama cennette vakı olacak. Herkes makamına göre hazını lezzetini alacak. Ancak bunun yolu nedir? Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere innekum seteravne rabbekum Buhari hadisinde şüphesiz ki siz Rabbinizi göreceksiniz. Ne gibi? Kema teravnel kamera leyletel telbedir? Dolunay gecesinde ayı gördüğünüz gibi. Dolunay gecesinde ayı gördüğünüz gibi demek allah Teala yukarıdadır demek değil. allah Teala dolunaya benziyor demek değil. Haşa, Allah Teala mesela sanki cemali yuvarlaktır demek değil. Haşa, haşa, haşa. Tenzih ederiz. Peki ne demek dolunay gecesi ay gördüğünüz gibi? Anlatıyor onu. La tudammu fi Onu görmek hususunda birbirinize sıkıntı ve zahmet vermeyeceksiniz. Yani dünyanın her yerindeki insanlar velev ki kalabalık olsalar bir araya da gelseler ayı görmek bakımından birbirine sıkıntı vermezler. Herkes eşit olduğu yerden görür. Kimse kimseye kafanı çek göremiyorum sıkıştım demez. İşte o ruyet ruyete teşbih ediliyor. Mer'i mer'iye teşbih edilmiyor. Ne demek? Yani görülen ay görülen Mevla'ya benzetilmiyor aşağı. Ya yani Mevla görülecek ama Mevla aya benzetilmiyor aşağı. Ya neye benzetiliyor? Mevla'yı görmek, yani bizim Mevla'yı görmemiz Şimdi dünyada ayı görmemize benzetiliyor. Görme fiili birbirine benzetiliyor. Yani nasıl zahmetsiz görüyor herkes eşit şekilde o, o kastediliyor. Yoksa allah Teala ay gibidir demek değil. Haşa. Fe istetâhtum ellâ tuğlebu kavle ala salatin kavle şemse ve kavle gurûbiyâ fefalû. Güneş doğmadan sabah namazını kaçırmamaya Gücünüz yetiyorsa bunu yapın. Kazaya bırakmayın. Güneş doğmadan, geceler kısa da olsa, uzun da olsa siz şaşmayın. Sabah namazını vaktinden çıkartmayın. Güneş doğmadan kılmaya bakın. Erkek iseniz mutlaka cemaati de kaçırmayın. Cemaatle kılmaya bakın. Güneş batmadan evvel ikinci namazını çünkü güneş batarsa ikinci kazaya kalmış olur. Ben asr fakat İkindiyi bırakan, terk eden bütün sevapları, hayırlı amelleri mahvolmuş olur. Ben asr ma ve mâle. Bir adam ikindi namazını kaçırdıysa sanki o adamın ailesi, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü neşi var, nesi yok hepsi yanmış gibidir. İkindi de böyle bir namaz. Salat usta 13'ün sabah namazı ile ikindi namazını vaktinden geçirmemeye kazaya bırakmamaya, güneş doğmadan sabah namazını, güneş batmadan ikinci namazını kılmaya gücünüz yetiyorsa, e, gücünüz yetiyorsa ne demek işte anlıyorsun. Baygınsa, komadaysa, efendim, yoğun bakımda hiç ayık değilse falan bu başka. Ama gücü yeten bunu yapsın. Ne demek bu? Mevla'nın cemalini ahirette görmenin yegane sebebi bu olacak. E demek ki namazsızların işi yaş. İkinci sabah kaçıranlar zaten sabah sabah devam eden diğerlerini pek kaçırmaz diyorum ama bazı insanlardan da öyle duydum ki ben her sabah diyor çıkmadan evden erken çıkıyorum namazımı kılıyorum ama geri kalanları kılamıyorum gündüz. İşim çok yoğun. Onları gelince gece vakti kaza ediyorum hepsini. Olma. Sabah namazı en zor namazdır. Yani bunu vaktinde kılan adam nasıl gündüz vakitleki namazları kazaya bırakır? Hiç anlaşılmayan bir şey. Fakat böyle yapanları da çok duydum. Yani evde rahat kılıyorum da işte iş yerinde şurada burada gören geçen namaz kıldığımı fark etmesin diye midir? Yoksa efendim işte ne kasıtladır, ne niyetledir onu da anlamış değilim. Ekseriyet işte ortalıkta namaz kıldığım görülmesinde şeyi de var. Endişesi de var. Korkmayın namaz kılmaktan. Sizi fişleyeceklermiş. Fişlesinler. Kılmayanları da fişliyor melekler. Melekler kılmayanları fişliyor. Bir vakit namazı geçti, 80 sene cehennem. İkinci geçti, bir 80 daha. Üçüncü geçti, bir 80 daha. Ne olacak o fiş? O fişi kim sökecek? Adam dedi, ha iyi dedi, ben beş vakitte acaba kaç sene cehennemlik oldum? Beş kere sekizden hesap edeyim. Ben de ne haber yolladım ona? Seni hiç hesap etme. Niçin sen ebedi kalacaksın? O hesap imanı olup da tembelliğinden kılmayanlara da beş kere sekiz. Sen alay ediyorsun. Bakalım ne kadar cehennem hak ettin. Bir hesap yapalım bakalım. Böyle terbiyesizlik olur mu ya? Alay etmek insanı kafir eder. Ayetle, hadisle istiza etmek, hafife almak, küçümsemek, bunlar insanı kafir eder. Evet. Şimdi aman namaz, aman namaz. Cüllet kuratu ayni fi sala, gözümün nuru namaz. Her şey terk edilmeli, ihmal edilmeli, ötelenmeli. Namaz asla tehir edilmemeli. İnsan başı sallanırken namaz ondan düşmez. Başı sallananın hiç vücudu kıpırdamasa bile Sırf başıyla, başının hareketiyle, ima ile kılması yine farzdır. Yine farzdır. Onun için mesele önemlidir. Adam denizde diyor, gemisi parçalansa, efendim tahtaların üzerinde kalsa, eğer ki bir tahtaya tutunup da kafasını hareket ettirebiliyorsa çünkü suyun içinde kalsa dalgaların o vakit hepten boğulma tehlikesi geçirir. Ama eğer bir tahtaya tutunup da başının hareketiyle kılabiliyorsa zaten denizde abdest derdi yok. Mutlaka kılmalıdır diyor. Kaçırsa mesul olur. Uçak düştü denize. Adam da ölmedi. Kaldı. Onu kurtaranları bek kurtaracakları bekliyor. Piyandan da köpek balığı mı yiyecek beni? Palina mı geldi falan? Ödü koptu mesela. Namaz vakti geçiyor. Kılacak diyor. Kılacak. Allah. Ben mi uyduruyorum? Halebi kitabında var, fıkıhta var başından kılacak. Daha ne misaller var orada. İnce ince misaller var. Mesul olur diyor kılmasa ya. Siz nerelerde geçiriyorsunuz? Nerelerde kaçırıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz ya? Biri gelmiş de ondan laflarken geçti. Nasıl geçer ya? Yok benim hanımla kavga ettik. Sinirim bozuldu bugün. Üç vakit kılamadım. Sen deli misin ya? Hanımla kavga ettik. Daha çok kıl. Estaînu bi sabrı salat. Sabırla yardım isteyin, namazla yardım isteyin. Moralim bozuk, namazı bıraktım. Nasıl olur? Cehenneme girince daha mı iyi düzelecek? Yanarken kimin moral düzelmiş? Aman Allah'ınızın celle Celal, cemalini görmek istiyorsanız ki onu göremeyen çok hasret çeker. Efendi Hazretimiz öyle derdi. Cehenneme giren neye yansın? Ateşte yandığına mı yansın? Cennet nimetlerini kaçırdığına mı yansın? Kendisini yaratan Allah'ın cemalini bir kere bile göremediğine mi yansın? Neye yansın? Allah'ın cemalini görememek ateşten çok yakar adam. Çünkü bizi yaratan ne kadar yani görmeye hevesleniyor insan ya. Bir kere görmek için ne verilmez ya. Onun için bu namazlar bizim yüzümüzü hak edecek inşallah. Aman sabah namazı, cemaatle kılınması, güneş doğmadan efendim, vakti vaktine abi de huzuru temin etsek. O ben o kitapları niye yazdım acaba? O cemaatle namaz o koca kitap 300 sayfa. Dinin direği namaz koca kitap 500 sayfa. yakın. Niye yazıldı onları? O namaz ilmi hali niye yazıldı o namaz ilmi? Mevlan razı olduğu şekilde kılmak için neler yapmak lazım? Bu kadar belki bin sayfa yaklaşmıştır. Tadil erken ayrı yazdık. Bu namaz üzerine bu kadar durduk. Yani insan bu kadar kolay mı ya? Ben kılmıyorum. Nasıl kılmıyorsun ya? Yaşıyorsun, kılmıyorsun. Allah'ın mülkünde Celle Cilali. Onun verdiği nefeslerle teneffüs edeceksin. Onun verdiği yemekleri yiyeceksin, rızıkları yiyeceksin, sular içeceksin. Eşlerle evleneceksin. Bütün onun verdiği nimetlere gark olacaksın, boğulacaksın, kalacaksın. Ondan sonra ben sana secde etmiyorum. Bu çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey. Bir kul bile e, hiçbir iyiliği yok ya yani sadece sebep oluyor. O sebep olduğundan dolayı emri tutulsun istiyor. Yasandan kaçılsın istiyor. En ufak bir itiraza tahammül edemiyor. Ya benim sana bu kadar iyiliğim var. Sen nasıl ben dinlemezsin diyor yani adam. Bir kul o da bizim gibi. Bir damla sudan yaratılmış. O bile dayanamıyor ya itiraza. Niye B bana iyiliği var? bütün iyilikleri Mevla yarattı onu sebep ettiyse bile o tahammül edemiyor ya bu kadar iyiliğin sahibi olan Allah'ımız sabur çok sabreden Allah Celle Celaluhu cezayı peşin vermiyorum ama bu kadar nimetler kaçırılır inananlar cennette yani inananlar ne demek cennete girenler e inananlar cennete gidecek mi? gidecek ama herkes direkt gidecek mi? gitmeyecek kimisi cehenneme uğrayacak mı? uğrayacak hem de ehli sünnet olsa da uğrar mı? Uğrar. Ehli sünnet olmasa mutlaka uğrar. Ehli sünnet olsa tevbesi var, şefaati var, uğramayan çok olur. Cennete direkt giden hep ehli sünnetten olur. Ama ehli sünnetin hepsi de direkt cennete gidemez. Günah miktarı yanan olur. Peygamberlerin ardından kötü döller türedi, namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular, yakında cehennemin gayya kuyusunu boylayacaklar. bu namazı terkten cehenneme gidileceğine ayet var. Fe inne rü'yetelleti Şimdi allah Teala görülecek. Şekil var mı? Yok. Benzetme var mı? Yok. Kime nasip olacak? İnşallah sabah ikindiği vaktinden kaçırmayanlara nasip olacak inşallah. Onu da müjde ettikçe. Ama bu şekil olmama meselesini ben anlayamadım hoca efendim. Ya sen niye anlayın? Sen cennete girdin de Mevla'yı gördün de, efendim şimdi millete şeklini mi anlatmaya kalkıyorsun ya? Onu yaşayacaksın. O tatmaklık bir iştir. Zevki bir iştir. Tadan anlayacak onu. Fakat anlatamayacak. Yaşanacak. Fe inne ruhiyetelleti teteallaku billâ keyfi. Allah-u Teala'nın hani şekli var mı? Yok. Benzeri var mı? Sınırı var mı? Ciheti var mı? Yönü var mı? Tarafı var mı? Evet. Peki şekli olmayan Allah'a taalluk eden bir görme. Yani onu göreceğiz diyorsun. Keyfe tekunu efendim, e, tekunu mutlaka nasıl olur o? La keyfiyeden elbette o görmek de şekilsiz olacak. Çünkü görülenin şekli yoksa görmenin de şekli olamaz. Vel yenalu râhi eczâ hatta gören de diyor kavuşacak hazzan vâfiran minel la keyfi. O gören diyor gördüğü vakitte o da şekilsizliğe bürünecek. Yani gören kim? Müslümanlar. İnşallah biz de onlardan oluruz. O görenler de diyor hiç şekil kendileri de şekilsizliğe girecekler biraz. Onlarda onların da şekli kalmayacak. Zaten akılları da başlarında kalmayacak. Mest olacaklar, mest. Köşklerine, saraylarına giderlerken Mevla Teala'yı gördükleri vakitte bazısı günde iki kere görür. O eftal olanlar. Kimisi cumadan cumaya. Cennette bir böyle gündüz gece yok ama dünyadaki cumaya denk gelen saatler. Hangi saatler cuma saati ise dünyadayken o saatlerin cumalı devam ediyor. Bayram saat günleri bayramlı devam ediyor. Aynı bu hesap devam ediyor ama gece yok. Gece olmadığı için şimdi şu anda anladığımız manada gündüz gece yok. Fakat o saatin karşılığı yani ona denk geliyor. Dünya hayatı devam etseydi hangi gün saatler cumaya denk geliyordu o cumadır. Hangi saatler bayrama denk geliyordu günler saatleri onlar bayramdır. Onun için bazıları evlence Cemal'ini bayramdan bayrama görecek yani senelik süreçte iki kere bazıları haftada bir cumadan cumaya görecekler, ziyaret edecekler. Ve ekramu Allah men yanzuru ila vecci gadvete Allah katında en kıymetli kullar ne yapacaklar? Sabah akşam görecekler. Sabah akşam görenin makamı en yüksek olandır. Sabah akşam zikirlerine devam eden, derslerine devam eden, Mevla'yı devamlı Efendim tefekkür eden tabi özel kullar vardır. Onlara nasip olacak. Ama bazı dostlar devamlı müşahede edecekler. Onlar huri de istemiyorlar. Köşk saray da istemiyorlar. Hiçbir nimetten de zevk alamazlar. Ancak Mevla'nın cemalini görecekler. Bazı velilerden böyle rivayetler vardır. Ya Rabbi sen cennette cemalini benden bir an kapatacak olsan beni cehenneme atsan tercih ederim. Diğer nimetleri istemem. Onlar dünyada da ancak Allahü Teala Teala bana seni gerek seni diye o zihniyet, o Yunus Emre'lerin işte Rabiatul Adeviyelerin radıyallahu anh'a birçok veliden, sözlerinden, makamlarından anladığımız üzere sohbetlerde dinlediğimiz üzere bu bizim yani belki bize nasip olmaz bu makamlar olur inşallah, ümidi kesmeyelim ama biraz yüksek taleplerdir onlar. Ona göre gayretlerin fazla olması gerekir. Bizim gibi böyle hemen müzikçılık eden, en ufak bir şeyde rızasızlık gösteren, en ufak bir bahaneyle ibadetini, zikrini terk eden insanlara pek nasip olacak gibi değil onlar. Onlar Allahü Teala. Yaksa da razı. Efendim, Evliya Allah öyle diyor. Herkesi cennete koysa, bir beni cehenneme koysa yine razıyım. Diyor. Yani bu zor iş. Bir de bunu tatmak meselesi var. Konuşmak olsa ben de konuşurum. Yani. Zevken yaşamak meselesi var. Allah'tan razı olanlar. Evet. İşte onun için insan diyor görürken Mevlana Cemal'i gören de o şekilsizlik aleminden bolca bir nasip alacak ki hatta esatı yaru la keyfiyi. Şekilsiz olanı görmeye tahammül edebilsin. Şekilsiz olanı görebilmek için senin de biraz şekilsizlikten nasip alman lazım. Yani dünya gözüyle Mevla görülemiyor. Niçin? Dünya gözü şu ışığa bile bakamıyor. Önüme ışıklar koymuşlar. Bakarken biraz dikkatli baksam baksam gözüm yorulur yani sulanır. Güneşe bakmaya göz hiç tahammül edemiyor. Çıplak gözle insan e, güneşe baksa uzun zaman uzun değil böyle bazen tabi kuvvetli güneş zamanıysa efendim öğlen zeval vakti falan çok kısa zamanda güneş onun gözünü yani rahatsız eder. Bir de göremez hale gelir. E şimdi Güneş ki Allah'ın mahlukudur Celle Celaluhu. Kullarından, yani yaratıklarından biridir. Ona tahammül edemeyen göz, onu yaradan nasıl tahammül edecek? Peki dünyada görememenin sebebi? Peki ahirette görülmesi neye göre? Ahirette kendi öyle bir göz verecek ki, o kendi zatının cemalini görmeye o göz tahammül edebilecek. Onun verdiği göz, oraya özel göz, o onu görecek. Burada verdiği göz, işte dünyada zaruri işlerimizi görebilmeye yarar. Yoksa Mevla'nın cemalini görecek güçte değil. La yehmül atayel melik illa mataya. Padişahın hediyelerini diyor ancak padişahın merkepleri taşır. Ne demek o? Efendim benim verdiğim hediyeyi cılız eşekte taşır. Ama kral, padişah, hükümdar sana hediyeler verirse o kadar yükler ki öyle cılız eşek onu taşıyamaz. Ya ne yapmak lazım? Padişah der ki Buna sarayın atlarından, merkeplerinden bir tane efendim güçlü, kuvvetli bir binek verin ki bu hediyeleri o taşısın. Çünkü bu adam gelmiş zaten zor yürüyor. Atı şeyi yolda kalacak. Buna bir de hediyeleri yüklersek bu taşıyamaz. Onun Allah Teala padişahlar padişahdır. O bir lütuf vereceği zaman onun lütuflarına, keremlerine mazhar olmak için yine onun merkeplerine binerek, onun verdiği imkanları kullanarak onun ahirette vereceği özel göz sahibi olarak o görülür. Diyor. Fakat halle yevm bugün allah Teala çözdü hazel muamma Türkçe, muamma Türkçe'de de var. Bu kapalı meseleyi, gizli meseleyi Allah çözdü. Dünyada da bu o tahlil etti. Li ehassıl havassı bir evliyay. Dostlarından seçkin olanların da en hususileri var. Seçkinin seçkini. O en hususi kullarına e, dünyada bu Mevla ahirette nasıl görülür meselesini hani Mevla'yı görmüyorlar ama onun görülebileceğinin tadına eriyorlar. Kalp gözüyle görüyorlar. Kalp. Hz. Ali Efendimiz'in sözü olabilir o. Lem ne diyor? Lem abudu rabben lem Görmediğim Rabb'e tapmam diyor. Ne demek bu? Hz. Ali Efendimiz e, dünyada gördü mü Mevla'yı görmedi. Ne demek? Bir de kalp görüşü var. O göz görüşünden de kuvvetli. Görür gibi inanmak. O işte görmediğim Rabb'e tapmam diyenin manası nedir? Kalp gözüyle tam anladım meseleyi demektir. öyle anlamadan ibadet etmem ben. O onu demek istiyor. Şimdi dostlara da bu muammayı çözdü. Ve cealevü mün keşifellevüm Onlara bunu keşfettirdi. Yani anlatamazlarsa da kendileri anladılar. Mevla nasıl görülür? Görülecek. Onu şu anda dünyada da ama velilerden her veli değil. Seçkin veliler. Her seçkin veli de değil. Hassul havas. Seçkinlerin içinden de çok nadir seçilen İmam Rabbani gibi veliler. Bunlara Allah diyor bu muammayı çözdü. Fadil meseletul gamibatu bu derin mesele, kapalı gizli mesele. Yani biraz izahı zor. Çünkü şekil olmaması, misal olmaması, idrak olmaması, kavrama olmaması falan bu, bu şekil bir görmeyi insan dünyada böyle bir görme olmadığı için böyle bir görüş nasıl olur bunu insan tekayül edemiyor. E zaten cennetin nimetleri hakkındaki bir çok konu da böyledir. E, i̇nsan o düşündüğü zaman da kavrayamıyor nasıl olacağını. Tahkikiyetün inde haula ile kabir. Allah dostlarının büyükleri, büyük velilere göre bu mesele tahkikidir. Ne demek tahkikiy? hakikatine erilmiş, gerçeği anlaşılmış, bütün teferruatıyla künhüne varılmış, çözülmüş bir meseledir evliyanın seçkinlerinin katında. Ama ve taklidiyetun inde gayri. bu makamda olmayan, yüksek derecede veli olmayanlara göre taklididir. Ne demek taklidi? Bizim gibiler, bizim gibilerde biz bize göre bu mesele nedir? Taklididir. Yani ne demek? Ayet-i kerimede buyuruyor. Vücûn yevmeydinne allurâ ilâ rabbiyâ nâzurâ. Kıyamet suresinde. Bir takım yüzler aydın olacak, parlak olacak, nurlu olacak. Rabbinin cemaline bakacak. Bu ayette inandık tamam. Gayba inandık geç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz Rabbinizi göreceksiniz buyurdu demin okuduğum Bukhari hadisinde. O hadise de inandık tamam. Peki bunun hakikatine erdik mi bu görmenin izahı hakkında e, efendim e, nasıl olacağı hakkında, zevki hakkında, tadı hakkında bir nasibimiz var mı şu anda dünyada? Yok. Taklit yoluyla. Ne demek taklit yoluyla? E, cenneti de görmedik, iman ettik. Cehennemi de görmeden iman ettik. Ha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela cennete girdi. Cenneti gördü, Mevla'yı gördü, cehennemi gördü. Şimdi onunki ne diyor? Tahkiki. O hakikaten gördü. Evliya Allah'tan ona hakkıyla uyanlara da manevi olarak kalplerine o görür gibi olma halleri, ihsan makamı. El ihsan ente İhsan nedir sordu Cebrail aleyhisselam. Efendimiz ne cevap verdi? İhsan sen Allah'ı görüyorsun gibi ibadet edeceksin. Fe'lem tekür tera sen onu göremiyorsan da fenle uyarak onu seni gördüğünü bileceksin. E şimdi o ihsan makamına dünyada erenler var. Ayan makamı da var. Aleni açıkça Mevla görür gibi olma. Bu müşahede makamı diyoruz onlara. Yani Nakşibendi Hazretleri'nin sözüdür. Ruhiyet nist ker ruhiyet Dünyada görmek yok, görür gibi olma var. Ama o görür gibi olma da adamdan adama değişen bir hal. Onun için Evliya Allah bunun hakikatine ermiştir. Ama diğer Müslümanlar taklit yoluyla, taklit ne demek? Öyle duyduk, öyle öğrendik, biz de inandık. Ee, zevkinden, tadından bir nasibi yok. وَلَمْ يَكُلْ بِعَادِهِ الْمَسَلَةِ اَحَدٌ مِنَ الْفِرَقِ الْمُخَالِف۪ينَ ehl sünnete muhalif olan, fırkalardan hiçbiri ahirette Allah'ın görüleceğini Celle Celaluhu kabul etmiyor. Müminiyim ve kafiriyim. <Allah>. Geyro <laughs> eli sünne. Eli sünnetten başka kafirlerden, Yahudilerde yok. Yani te Tevrat inancı dedikleri. Yahudilere sorsan Allah görülür mü ahirette, cennette? Yok. Hristiyanlara sorsan Allah görülür mü cennette? Yok. Efendim hangi batıl dine sorsan Yok. Peki ehl Sünnet'in dışında mutezileye sorsan, mutezile baştan inkar ediyorlar. Asla görülemez. Ondan sonra. Ama şimdi mutezile cennete gidecek mi? İtikadının pisliği kadar cehennemde yanmadan gidemez. Ama sonunda tabi imanı kurtaran cennete gidecek. Peki cennette Mevla'nın cemalini görecek mi? Göremeyecek. E, hem cennete girecek nasıl göremeyecek? Mevla buyuruyor ceza en vifaka. Uygun ceza. Siz inkar ettiniz benim görüleceğimi, size göstermiyorum. Çünkü münkirin nasıl bir hırmandır. İnkar ettiği şeyden mahrum edilecek. Bak cennete girip de göremeyen olacak. Ne zavallılık ya. Niye inkar ediyorsun el-i sünnet itikadının dışına çıkıyorsun? Koca cemakşeriler, koca allameler, en büyük alimler geçmişten beri bin seneden küsuru da var. Bin 1200 senelik işler. İnkar ettiler Mevla'nın görülmüş. Bu el-i sünnetin itikadı ne kadar önemli bir itikat. İlimle de değil yani. Okur okur okur. Allame-i cihan olur işte doğruyu bulamaz. Hidayet Allah'tan. Biz şimdi ne kadar hamd edelim şükredelim. Kafamızı secdeden kaldırmasak yeridir. Yani bizim ne sermayemiz var da ne seçkinliğimiz var. Ne hususiyetimiz var da. Bu kadar alimler buna inanmadı da biz inanıyoruz. Elhamdülillah. Onun için Emal'de ne diyor? Fe ensevne'n-ne'ime izâraû feyâ husrâne ehlil-i'itizâlih. Allah'ın cemalini gördükleri vakit bütün nimetleri unutacaklar. Feyz haline, nura gark olacaklar. Evlerini, köşklerini, saraylarını, ailelerini hep karıştıracaklar. Hiç tanımaz hale gelecekler. Mevla buyuracak, ey meleklerim bunları sedyelere koyun. Tabi cennet sedyeleri artık. Sizin ambulansınıza benzemez. Adamı düşürüyorlar, yarı yolda öldürüyorlar. Efendim, onları nurdan efendim sedirlerle, sedyelerle alacaklar köşklerine götürecekler. Yani adam aklı başında değil. Mevlan cemalini görünce o kadar nura kark oluyor ki evini bulamaz yani. Bütün nimetlerini unutacaklar. Halbuki bir hurinin cennet hanımının cennet hatunları ki dünyadaki eşlerimiz namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, tesettür ehli dünyadaki kadınlar, bacılarımız, kızlarımız, hanımlarımız, analarımız hep Cennette inşallah onların makamları hurilerden çok üstün. Çünkü onlar namaz kıldılar, oruç tuttular, zahmet çektiler. Değil mi? Onların güzellikleri onlardan üstün, her vasıfları onlardan üstün olacak. Cennet kadınlarından bir kadının başörtüsünü efendim gökten sarkıtsalar hadis-i şerifte beyan ediyor gökten sarkıtsalar efendim onun nurundan güneş sönük kalacak. He diğer bakımdan vele ala rasiha hayru min dunya ma fiha. Bir cennet hatunun başındaki yaşmak bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. O hepsini versen onu alamıyorsun. O kadar değerlidir. E on sonra cennet elinden birinin bileziği cennetten sarkıtılsa o bileziğin karşısında onun parıltısından, ışığından, nurundan efendim güneş sönük kalacak. O kadar göz kamaştırıcı nimetler, güzellikler mevcut iken adam Allahu Teala'nın cemalini gördüğü vakitte hepsini unutacak. Ama ne diyor ey Mutezile'nin yani husranına ey millet diyor Mutezile çok zarara düştü bu işte Allah'ın görüleceğini inkar edenler Ehli sünnet dışı muhtezile fırkası Bunların şu anda da temsilcileri var ilahiyatta şurada burada bu kafada çok adam var. Profesörlerden. Bunların ziyanından siz sakının diyor. Niye? Adam cennete girecek de göremeyecek. Yani imanlı kurtarsa da cehennemde yanıp çıktıktan sonra cennete girse de Mevla'yı göremeyecek. Niye inanmıyorsun ya? Kur'an-ı Kerim'de bakacak diyor. Ayet var. Onlar da diyor ki o oradaki bakacak manası bekleyecek. Allah'ın hükmünü bekleyecek. Ya mübarek adam. Zaten yüzü apaydın. Nur olmuş, cennete girmiş. Daha ne bekleyecek ya? O Mevlan cemalini görecek. Ne mümin ne kafir. Ehli sünnetten başka buna inanan yok. Ve yauddu ruyetel hakkı subhanehu Allah-u Teala'nın görüleceğini sayıyor. Hadi ale kabil. Ma ada olsa daha iyiydi. Ma ada ale kabil. Bu eli sünnet büyüklerinin dışındakiler efendim. Kullum hepsi de ne sayıyor? muhalen. Muhal sayıyor. İmkansız diyor. Allah görülemez. İmkanı yok diyor yani. Hepsi böyle söylüyor. Ve müsteşhedül mukalifin. Peki deliliniz ne? Biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Var. E sen diyorsun yok delili nedir? Kıyasul gâibi ale şahidil fesadi görüleni görülmeyene görülmeyeni görülene kıyas ediyor. E bunun zaten efendim bozukluğu ortadadır. Yani diyor ki onların hesapları şöyle. Bir şeyin görülmesi için çok yakın olmayacak. Onun için gözünü göremiyorsun. Çok uzak olmayacak. Efendim sınırı belli olacak. Sınırsız olan şeyi göremezsin. Şöyle böyle Dünyada görmek için gerekli olan şartları arıyorlar. Allahu Teala hakkında da bu şartlar yok. Onun için diyorlar Allah görülemez. Göya Allah'ı tenzih edelim derken Allah'ın kendi verdiği müjde inkar ediyorlar ya. Yani. Böyle bir cahillik. Ve husulül imani bi mislâd el-meseletil Böyle derin meselelere inanabilmek biz inandık elhamdülillah. Ama buna inanabilmek bila nuri mutabahati sünneti seniyeti ala sahibi salatu ve ve Sünnet-i seniyyeye uymak, hadislere uymak. Bak şimdi hadislere iman diye kitap çıktı. Onu bir okusanız, ezberleseniz, belleseniz çok itikadınız düzelir. Bir de hadisleri inkar edenlerin hepsini susturacak kadar ilminiz olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müdafaa sanatınız olur. Kainatın efendisinden hoşnut ve razı olur, memnun olur. Kırıla gibi hadisleri inkar ettiriyorlar bütün. Hocayım geçinen, profesör, doçent geçinenler. Hep hadisleri itibarsız sayıyorlar. Bazıları da inanıyorum ama sahih değilse inanmıyorum. Abdülkadir Geylani rivayet etse İmam-ı Rabbani'de, İmam-ı Gazali'nin kitaplarında geçenlerde çok zayıf var, uydurma var, haşa. Bazıları da o kafada, onlar da eli sünnet geçiniyor. Şimdi ben o hadislere iman sohbeti kitap oldu. O herkes onu ezberlemesi lazım, yutması lazım ya. Ki hadislere iman ne kadar önemli mesele. İşte diyor ki, sünnet-i seniyeden kastı hadis. Eğer sünnet-i seniyeye uymazsan, hadislere inanmazsan, o inancın nuru sende olmazsa böyle derin meselelere inanman mümkün olmaz diyor. İşte inanmanın, bizim inanmamız kolay oluyor. Niye? Çünkü hadislere inanıyoruz. Hadis-i şeriflere inandığımız zaman Resulullah ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu aklıma yatar mı, yatmaz mı? <laughs> Olur mu, olmaz mı? Daha bir şey. E koca profesör adam kalkıp diyor ki İsa aleyhisselam gökte nasıl yaşayacak orada? Efendim oksijen yok. E şimdi hadise bakana, hadise inanan adam gökte oksijen yok der mi? Ya. İşte o okumakla değil. O uyumakla, İttibaan nuru, İnanmanın nuru, uymanın nuru. Allah bizden eksik etmesin o nuru. İnşallah o hadislere iman, Arifan yayınlarından onu takip edin. O çok lazım. Yani öyle de bir şey daha toparlayamayız. Öyle konuşma da bir daha kolay da yapamayız. Bir kere olmuş o evvelce. Bir araya gelmiş o kadar mesele. Şimdi yapamıyoruz, o fırsatlarımız olmuyor. Ondan o nurunuz artar. Hadislere imanınız artar. sünnet seniye ittiba nurunuz artar. Böylece de bütün bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dendiği zaman artık sizin kafanızda bir acaba kalmaz. Efendim aklıma yatmadı da şu şöyle olacaktı böyle şart vardı. Layık devlet ne bu her seri bari mesih ne keşet heri kari. Farsça bir beyt İmam Rabbani Hazretleri söylüyor. Yani bu işlere inanmak her başa yakışan bir devlet değildir. Ee, bu devlet her başa yakışmaz. Herkese yakışmaz. Bu iman bizden zenginleri var. Bu, bu meselelere inanmazlar. Bizden akıllıları var. Bu meseleleri bilemezler, bulamazlar. Bizden güzelleri var. Her imkanı bizden fazla olanlara her başa layık devlet değil diyor bu. Bu iman devletidir. Allah'ın peygamberin buyurduğunu her şeye şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz inanabilmek meselesidir bu. Bu nurdur Allah verecek. Onun için diyor. E, İsa Aleyhisselam'ın yükünü her eşek çekemez diyor. Yani ne demek e, merkep diyelim ona her merkep bu yükü çekemez. Burada güçlü altyapı lazım iman lazım yakın lazım, şüphesiz inanç lazım. Hadis-i şeriflere özellikle çok kuvvetli inanmak lazım çünkü bizim deminden beri okuduğumuz e, bir ayeti kerime bu hususta net açıktır ama birçok hadis-i de bunu şerh etmektedir. Onlara da efendim kuvvetle inanmak lazım. Şimdi el üstünde dışı fırkalar bunu inkar ediyor. Bu kadar Bukhari hadisini e, müminler aynen görecek. Dolunay gecesi gibi görecek. Net görecek. Buna ne mana verecekler? Nasıl inkar ediyorlar yani? Bunu inkar etmek ne kadar zor. Hele bir de hadise inanıyorum diyenin inkar etmesi çok zor. Çünkü onu tevil 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 yorumlayacak da açıkça görecek buyurduğunu çevirecek ne manaya kim bilir yani. Uğraşıyor, zorlanıyor. Ya yani niye zorlanıyorsun bunu? buyurduğu gibi çıkacak de tamam. Madem ki sahih hadiste vardır, Allah Teala bunu yapacak. Bize mi söylüyor, söylüyor siz yapın diye? Bize bırakmıyor ki Ben yapacağım diyor. Sen cennete girmeye bak. Ve acep şaşılacak iş. ne o. Keyfe istes ilu bi husuli saadeti ru'yeti. <laughs> Allah'ı görme mutluluğuna, bahtiyarlığına, ermez devletiniyle kim mesut bahtiyar olacak? Men o kimse ki la imane lehum biya. Yani Allah'ın görüleceğine inanmayan mutezile gibi eli sünnet dışı fırkalar nasıl bu şerefe ersin diyor. Fe inne nasibel münkiri hirmanun. İnkarcının nasibi mahrum olması gerekir. Çünkü reddetti. Peki ve keyfe le yedhulül cennet. Peki bu adam cennete girecek mi? itikadının pisliği kadar yandıktan sonra imanlı olan zerre kadar da olsa cennete gider. Sonunda da olsa. Peki cennete giren de nasıl Allah görmeyecek? Yani bu işte sıkıntılı diyor ya. Yani. Fein el mütebader min şer'i ayetten hadisten anlaşılan şeriatın delillerinden anlaşılan yani çok ince düşünmeden ilk akla gelen husulü devleti ru'ye edilecemü'u ehil cennet cennete girenlerin tümü Mevla'yı görecek. Ayet hadisin dış manasından bu anlaşılıyor. Fein ülem yerid fi'ş şer'i çünkü ayette hadiste varid olmadı ki enne babu ehil cenneti yara ve hu, ba'dhum la yara. Bazısı görecek, bazısı görmeyecek diye de bir ayet hadis yok. Fakat eli Sünnet itikadındaki diğer kitaplarda alimler diyorlar mutezile girse de göremeyecek. Şimdi İmam Rabbani bu hususta da yine biliyorsun itikatta müçtehittir. Bugün de Moral FM'de bir konuşmamız oldu. Lale Gülden de verdik. Orada İmam Rabbani'nin hakemliği, İmam Rabbani'ye gelen ilhamlar. Çünkü İmam Rabbani Resulullah'a gördü sallallahu aleyhi ve sellem. İnneke müçtehidün fil akide. İtikat meselelerinde sen müçtehidsin buyurdu. Bak bugün mesela bir meselede Maturidi'nin dediğini de tasvip etmiyor. Eşari'nin de halbuki ehl-i sünnet maturidi eşari'den oluşur. Ama i̇mam Rabbani bir çıkış yapıyor bazı kere ki bir orta görüş çıkarıyor. Fetret devrinde ölenler mesele. E maturidi cehenneme gidecekler diyor. Eşari şey, cennete gidecekler diyor. Maturidi cehenneme gidecekler diyor. i̇mam Rabbani diyor bu nasıl olacak? Bu adama peygamber daveti tebliği gelmemiş. Şimdi biz Rasul göndermeden azap edemeyiz. Ay, azap etmeyeceğiz. Ayet var. O zaman diyor bu cehenneme gidemez. Ebe Ali cennete gidecek diyor. Bu eli i iki görüşü bunlar. Maturi de Eşari. o, da diyor bana ağır geliyor diyor. Çünkü neden? Adamda şirk var. Çünkü Allah bilmemiş bir şey bilmemiş. Tamam peygamber gelmemiş ama adam da iman edememiş onun için. Hiçbir şey bilmiyor. E cennete nasıl gitsin imansız? Diyor. Ne oldu? Bana Rabbim bildirdi ki onlar kul haklarını birbirinden aldıktan sonra hayvanlar gibi toprak olacaklar. Ha. Şey mağmur Bana gelen ilham haktır diyor. Çünkü ona itikatta için buyuruldu. Dolayısıyla bak burada da şimdi cennete girecek adam Mevlan Cemal'ini görmeyecek. Bu diyor zor iş. Çünkü ayette hadiste kimisi görmeyecek diye bir şey yok. Peki görecek desek Buna da çok karar veremiyorum diyor. Niye? E bu görüleceğini inkar etti. İnkar eden mahrum olması gerekir. Bu nasıl olacak diyor. Ve cevab fi hakkı haulâ. Bunlar hakkında ne cevap verelim diyor. Ve cevabı Musa aleyhinebine aleyhissalatü vesselam. Bir sual Firavun. Musa aleyhisselam. Allah ona, bizim peygamberimize de ona da salatü selam eylesin. Amin. Firavun ona bir soru sordu. galallah teala hak anhumâ. Allahü teala... Onlardan naklen Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Kale. Firavun ne dedi? Fema balul kurunil Sen şimdi peygamberim diye çıktın geldin. Evet bundan evvel nice insanlar geldi geçti öldü gitti. Hiç Allah'tan bir şeyden haberleri yok. Bunların durumu ne olacak? Firavun diyor. Yani bunların muamelesi nedir bu ölenlerin? Ahireti, akıbeti neyse. Musa Aleyhisselam ne cevap verdi? Kale ilmuha inde rabbi fi kitab la rabbi ve la Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Her şeyi bize bildirmedi. Rabbim şaşırmaz. Rabbim unutmaz. İmdat Rabbim dedi ki bu meselede kesin karar vermeyeyim. Musa aleyhisselamın cevabını vereyim. Allah'ın görüleceğini inkar edip de Sonra eli sünnet dışı itikat pisliği kadar yanıp da cennete gelecekler var. Bu sonradan cennete girecekler, Mevla'yı görebilecekler mi? Ama görmeyi inkar edenlerden bahsediyor. Öbür günahlar başka. Öbür günahlardan cehennemde yansa da çıksa o kesin görür. Cennete girdikten sonra görecek. Fakat bu görüleceğini inkar edenler mahrum olur olmaz işinde bir sıkıntı çıktı diyor. Burada diyor zor geldi bana bunun. Şaşılacak bir durum oldu burada. En iyisi diyor ne cevap vereyim onların görüp görmeyeceği Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Rabbim ne şaşırır, ne sapıtır, ne unutur, ne yanlış yapar. Öyleyse Rabbim onlara da ne yaparsa doğrusunu yapar. Ona da böyle kesin bir şeye bağlamadı o işi. Ama diğer itikad kitaplarında emali de vesairede okudum size. Onlar Mutezile gibiler görülmeyi İnkar edenler göremeyecekler diye itikat kitaplarında geçiyor. Ama İmam-ı Rabbani buna da kesin bir şey. Yani çünkü cennete girecek de görmeyecek. Böyle de bir ayrım yok diyor ayet-hadiste. Onun için orada Allah'a havale edelim. O bilgiyi Rabbimize havale edelim. Zaten sen görüleceğine inanıyorsan sana bir sorun yok. Senin durumun belli. Cennete girersen mutlaka göreceğin inşallah. Değil mi? E zaten içimizde de Allah'ın görüleceğini inkar eden yok. Muhtecilerin bu görüşü pek yaygın değil. E, bu fitnecilerden, e, bid'at ehli reformist e, hocalardan da pek bu işi karıştıranı görmedim. Ama adam zaten cennetin sonsuz olduğuna bile diyor ki o bile belli değil diyor. <laughs> Cennetin sonsuz olduğu bile belli değil diyor yani. Bu adam Allah'ın görülecek, görülmeyecek hiç o teferruata girmez. O tip kafalar. Fakat e, ilahiyat Camiasında e, bilim adamı geçinenlerden e, Mutezile görüşünde olup da görüleceğini reddeden profesörler, doçentler olduğunu biliyorum. Ama bu televizyonlarda şurada burada bu meseleler pek e, tartışılmıyor bu konu. Çünkü bu çünkü ötesi işin ötesi olduğu için, şimdi onlar nelerle uğraşıyorlar? Şu anda yaşanan meselelerle uğraşıyorlar. Kabir azabı var mı? Çok korkuyorum hoca efendi. O da diyor ki yok diyor, rahat yat diyor ya. Bu hurafeci cübbeli uydurdu diyor. Kabir azabı olur mu diyor ya. Ondan sonra onu rahatlatıyor. Öbürü onu tatmin ediyor. bir onu teskin ediyor. Öbürü onu inkar, 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 inkar. Ondan sonra efendim, körler sağırlar, birbirine ağırlar. Ahirete gitti mi Mevla bakalım ne yapar? herkes itikadına göre karşılığını görecek. Allah bizi heli sünnetten mahrum etmesin. Biz inanıyoruz Rabbimizin buyurduğuna inanıyoruz. Rabbimizin görüleceğine de inanıyoruz. Zaten görülebileceği dünyada da görülebilir mümkün. İşte seçinin kendisini gösterir ama şimdi dünyada bunun vuku yok. Tahammülü yok dünyanın. Dünya yanar. Velakinin zoru ile cebel. Musa Aleyhisselam'a ne dedi? Beni görmek istiyorsun. Şu karşındaki dağa bak. Tur dağının üstünden karşıdaki dağla. Fenişte karra Zerre kadar, yani bizim anlayacağımız dilden konuşursak bir serçe parmak, en küçük parmağın baş ucu, küçücük baş ucu kadar bizim tabirimizle. Bir tecelli allah Teala kendi cemalinin nurundan parlattı. Fenişte karra o dağlar yerinde durabilirse öfesevfe Sen de beni göreceğine heveslen. Ne oldu? فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين Kâle yâ Mûsâ, inni ıstafeytüke alennâsi bi risâlâtî ve bi kelâmî, fehudmâ âteytüke ve kum mineşşâkirîn. Rabbi dağ bir tecelli etti, uvacık bir tecelli, o dağları paramparça etti, hepsi eridiler, indiler aşağı, Musa Aleyhisselam da Mevla'nın cemalini görmüyor. Mevla'nın cemalinin nurundan daha yansıyan tecellinin azametinden düştü bayıldı. Ne zaman ki ayıldı? Ya Rabbi seni tenzih ederim. Sen dünyada görülmeye bizim tahammülümüz yok. Ben sana tevbe ettim. Bu isteğim biraz uykunsuz oldu. Ben seni görmeden inananların en evveliyim diye. Mevla adına ey Musa ben seni seçtim. Sana peygamberlik verdim. Bu kadar insana peygamberlik vermedim. Peki bu kadar peygambere kelamımı işittirmedim. Sana kelamımı da işittirdim. Sen peygamberler seçilmiş, sen seçilmişten seçilmişsin. O halde sana ne verdimse onu al, şükredenlerden ol otur aşağıda. Ha, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca giderken, Musa aleyhisselamın yanından geçerken ne yaptı? Ekrem ve Biraz naz ediyordu ya, Efendimiz arkadan duyuyordu. Sen ona ikram ettin, sen ona değer verdin, sen onu üstün ettin. Ey Cibril bu kime sitem ediyor? Rabbine naz ediyor diye. Ne diyor? E diyor ki ben senden istedim cemalini görmeyi bana göstermedin. Şimdi o efendim onu alıyorsun miraca özel davetli yaptın onu. Ona cemalini göstereceksin. Onu benden üstün ettin diyor. O Musa Aleyhisselam makamıdır. Naz makamı. Kâne indellâhi ve Allah katında çok değerli bir peygamber. Musa Aleyhisselam. Makamı ona göre. E şimdi dünyanın buna tahammülü yok. Onun için Allahu Teala dünyada cemali istese gösterebilir ama efendi Hazretleri anlatırdı. O hemşerilerinden, memleketlerinden birine gitmişti işte. Ona bir emri, emri bir marif yapıyor. Her yerde vaaz ediyor mübarek işte anlatıyor falan. O da ne dedi? Ya dedim. Ben dedi inanıyorum Allah var dedi. İslam'a falan inanıyorum dedi. Fakat bu kadar kavur memlekette millet inanmamaya başladı dedi ya. Nasıl olsa bu iş? Yani dedi bu senede bir kere görünecek dedi. Senede bir kere görünce dedi. Herkes inanır dedi. Ya ne akıllı çözüm ya. Senede bir kere görünecekmiş. Ya sen dünya kuruldu kurulan dünya buna dayanabilir mi ya? Dünyanın buna tahammülü var mı da? Zerre kadar tecelliden dağlar indi aşağıya. Orada tur Dağının önünde biz gittik gördük onlar resimleri de var. Böyle hepsi Koca dağlar şey olmuşlar. Unufak olmuşlar böyle. Erimişler gitmişler. O tecelliye dayanamamışlar sen. Nasıl dayanacaksın? Mevla. E ben inanıyorum ama işte senede bir kere görün şey iyi olur. Anladık da referanduma mı sundu bunu canım sen ne? Sana ne? Mevla buyuruyor ki ben varım. Eserlerimle varım. Ayetlerimle varım. Bütün yarattıklarımla varım. O zaman sen mi yaptın bunları? Yok. O zaman ben yaptım ne konuşuyorsun? Ha, Mevla açık. Haktan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzlere pünhanimiş. Mevla niye görülemiyor? Ya çok açık da ondan görülemiyor. Gözünü göremiyorsun. Kendini göremiyorsun. Ruhunu göremiyorsun. Her şey onunla kaim. Nasıl göreceksin? Vahirun ente ve la tura li'uyunin hacebethen nukatu. Ya Rabbi sen her şeyden daha açıksın ama noktaların perdelediği gözlere görülmüyorsun. Çünkü bizim bu gözler efendim maddi şeylere alışmış, imkanları sınırlı, dünyadaki e işte, uzağı göremez, yakını göremez. hep görmenin şartları var değil mi? Mevla gördürürse görür, gördürmezse gözünün önündeki şeyi göremez. Gözlüğü kafasına koyar, iki saat gözlüğünü arar, onu göremez. Yani bizim gözümüz sınırlı bir şey. Görmesi sınırlı. Mevla görmeye bunun şu an için tahammülü yok. Onun için biz bunlara iman ettik elhamdülillah. Görüleceğine, görülebilirliğine de iman ettik elhamdülillah. Ahirette kesin görülecek. Cennete girenler mutlaka görecek. Buna iman ettik elhamdülillah. Allah'ın bu imanımız hürmetine bizi cemalini görmekten mahrum etme ya Rabbi. Seni ziyaretten mahrum etme ya Rabbi. Allah'ım Celle Celaluke ya Rabbi. Senin cemalini görmek, senin ruzana ermekten daha büyük bir saadet, bir bahtiyalık olamaz. Düşünemiyoruz. O ya Rabbi lezzeti, hazzı, zevki tatmayı, o yolda gayreti bize her şeyden ağır getir ya Rabbi. Her şeye tercih ettir ya Rabbi. Onun için namazlarımızı terk ettirme Allah'ım. Haramlara bizi bulaştırma ya Rabbi. Bizi cennetine girmekten engel olacak inançlardan, fikirlerden, amellerden, ahlaktan uzak eyle Allah'ım. Bizi senin cennetine yaklaştıracak inançları, ehl sünnet itikatlarını, salih amelleri bize nasip eyle ya Rab. Ölünceye kadar bir vakit namaz kazaya bıraktırma bize ya Rab. Sabah namazını, ikindi namazını, beş vakitten hiçbirini kazaya bırakmadan Allah'ım huzur üzere kılmak nasip eyle ya Rab. Ve sana kavuşuncaya kadar Allah'ım namazımıza hiçbir engel mani çıkarttırma ya Rab. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Kimselere muhtaç etme. Allah'ım abdestimizi kendimiz alabilelim. Cami cemaata gelebilelim. Allah'ım bizi namazdan mahrum etme. Ya Rabbel Alemin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Rabbini gördü. Sonra Efendimiz çok üzüldü. En büyük eziyeti orada çekti. Mevla'nın cemalini görmekten aldığı lezzetten sırf bizi davet için. Ya Muhammed bilirim ben sen beni görmeye doymuyorsun ama Mevla buyurdu. Seyretmeye doymuyorsun ama kullarım da namaz bile bilmiyorlar. Git onlara elli vakti işte farz ettim. Sonra beşe indi. Bu namazları öğret onlara da onlar da gelsinler cennetime girsinler cemalimi görsünler. Sen şimdi burada beni ziyarette kalırsan İsa Aleyhisselam ikinci kat semada kaldığı gibi İdris Aleyhisselam dördüncü kat semada kaldığı gibi sen de şimdi kalırsan bunlar ne namaz bilecek ne abdest bilecek hiçbiri cennete giremeyecek cemalimi göremeyecek Mevla buyurdu. Sırf bizim için onu tekrar Miraç'tan indirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'ı hiçbir peygamber görmediği için onu görmekten ayrılmak, o zevkten ayrılmanın çilesini hiçbir peygamber çekmemiştir. Asılan peygamber olmuştur, kesilen peygamber olmuştur, bi biçilen peygamber olmuştur. Ama mavi diyen Nebi Müslüman mavi diyor, benim çilemi çeken hiçbir peygamber olmamıştır. Neden? Çünkü Allah'ın cemali hiçbiri görmedi ki ondan ayrılmak ne kadar sıkıntılıdır onu çekebilsin. Ama ben sizin hatırınız için, sırf ümmetimin derdi için geldim size buyuruyor. Ve bu namazı getirdim. Ve ondan sonra dünyada hiçbir lezzet alamadı, tad alamadı. Ne zamana kadar? Geldikten sonra namaza durana kadar. Ne zaman namaza durdu? Namazda Mevla'yı miraçta görmenin tadını namazda aldı diye. Onun için de salat miracül, mümin, namaz müminin miracıdır buyurdu. Ama o namaz bize de nasip olsa, biz o namazı bırakır mıyız? O tadı alsak, o lezzeti alsak. Niye Hazreti Ali Efendimiz hançeri çekecekler, namaza durayım da öyle çekin. Oku, mızrağı çekin sırtımdan yaralı. Niye? Duymuyor da ondan. Zelcele oluyor da namazdaki Allah dostları duymuyor. Cami yıkılmış haberi olmuyor. O namazlar kimin namazı? O miraca gidenlerin namazı. Namazı miraç yapanların namazı. Ya Rabbi ölmeden bize de bir miraç namazda nasip eyle Allah. Amin. Yani bu devamlı bu hal bize olmuyorsa ölmeden mutlaka bir nasip eyle bize ya Rabbi. Namazın tadını tattır bize Allah'ım. Gözümüze nur eyle Allah'ım gönlümüze. Allah'ım çoluğumuz çocuğumuz. Kızımız, oğlumuz, gelinimiz, torunumuz, sevdiklerimiz Allah'ım. Namazsız bırakma ya Rabbi. Bir namaz terk etme ya Rabbi. Hepsine secde nasıl böyle? ya Rabbi. Ta ki cennetine gelelim. Hep birlikte sevdiklerimizle beraber cemalini ziyaret edelim. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve Ve teslimen kethiram. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Arifan dergisine sahip çıkın, okuyun. Bak çarşamba gecesi. Yüz tane okunacaklar var. Okuyun şimdi bu gece hemen. Dergiden yazıyor sonunda. Yüzer kere besmele ya Halik Subbu Kuddüs okuyun belalardan kurtulun bir hafta inşallah. Safer ayının duası var her gün okunuyor. Ne belalar geliyor dünyanın her tarafında. Her gün okuyun Safer ayının duası var. Allah ismi şerifinden nasibinizi alın. Dünya pazarı bir defa kurulur. Bak o sonunda yazdık. Lafzayı celal zikirleri. Esma İdrisiye ne feyizli isimler ne zikirler ne dualar dergi değil mübarek kaç kitaba bedeldir yani. O dergi değil o kaç kitaba bedeldir o. O ilimleri okuyun, arifandan istifade edin. Efendim aile çocuk sayısından istifade edin. Onlarda ilimler var. Ama hadislere iman yeni çıkan herkes, o biraz rahistir yani çok alınabilir. Üçer beşer alıp dağıtalım, her yere ulaştıralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olsun. Onun hadislerine iman hususundaki titizliğimizi görsün, şefaatçimiz olsun. Allah bu vesileyle imanımızın nurunu artırsın. آمين لله تعالى الفاتحة